Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılış törenine katıldı. Gündeminde Gazze'de yaşanan katliam vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi, gidicisin dedi. Netanyahu şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Gazze'de öldürülenlerin ahı yanına kalmaz dedi. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin açılışına katıldı. Gündeminde Gazze'de yaşanan katliam vardı. Riyad zirvesinde İsrail'deki yasa dışı yerleşimcilerin terörist ilan edilmesinin altını çizdi. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine meseleye sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz. Analar evlatlarının o soğuk bedenlerine sarılmasın diyoruz. Babaların yüreklerine kaybettiklerinin kor ateşi düşmesin diyoruz. Ekim'in 7'sinden beri tüm çabamız daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hakim kılınması içindir. Türkiye'nin yardım elinin dünyanın dört bir yanına uzandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ni anlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesiyle Filistin halkıyla dayanışmamızı ortaya koyduk. Ülkemizin de teklifleriyle İsrail'in işlediği savaş suçlarının takibinden Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasına kadar birçok konuda önemli kararlar aldık. Hele hele yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara milletimizin iyilik elini uzattık. Türkiye'nin merhamet sancağını Afrika'dan Asya'ya gururla dalgalandırdık. İnşaat alanı 145.727 metrekareyi bulan sosyal yaşam şehrimiz yatay mimari prensibine göre imar edildi. Şehrimiz sağlıklı, bağışçı, yatağa bağımlı, Alzheimer, demans ve çocuk birimlerini barındıran 928 yatak kapasitesine sahip 23 bloktan oluşuyor. 1000 yatak kapasiteli Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleriyle cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Anlayışıyla tasarlanan çevre...